Benim dönemimde olmayan bir şey için konuşamam. Ama ne demek istediğini anlıyorum. Ben değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu zannederdim ama değişmeyen bir şey daha varmış ki Türkiye futbolunda adil rekabet ortamının tesis edilememesi. Demin de ifade ettiğim gibi bu noktaya çok daha fazla kulüp gelecek. Er ya da geç belki biz görmeyeceğiz. Yani bizim dönemimiz veya bir sonraki dönem. Ama er ya da geç Türkiye'de bu sağlanacak. Ümidimiz, arzumuz, dualarımız bunun mümkün olan en kısa zamanda sağlanabilmesi. Şimdi kulüplerin canı yanıyor ama burada çok fark var. Bizim yaşadığımızı bu sezon için söylüyorum. Hiçbir kulüp yaşamadı. Bu sezon yaşamadı. Geçmişte de yaşadığını sanmıyorum. VAR teknoloji olduğu için bu şekilde yaşanmaması gerektiğini söylüyorum. Ama hakem hatalarından fayda sağlayan kulüpler de oluyor. Onu da unutmayın. Şimdi sadece canı yanından bahsediyoruz. Yani bu hataları artısından da faydalanan kulüpler var. Seyredin son dönem maçları. Görmek çok zor değil. Ama söz konusu Fenerbahçe ile ilgili konular olduğu zaman hep aleyhte oluyor. Lehimize olsun diye de söylemiyorum. Ama bunu tartabilmeniz lazım. Keşke bu işin seceresini tutan bazı spor adamlarımız olsa. Veya ne bileyim ben bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşılsa. Demin ne dedim? Cuma günü kimler maç oynuyor? Bakın. Kimler oynamıyor? Bu hakem hatalarında da canı yananlar oluyor. Canı yanmayanlar oluyor diyelim. Fayda sağlıyor demeyelim de canı yanmayanlar oluyor diyelim. Yani sizin dediğiniz gibi Sayın Sivas Başkanı Meclun Bey de Kulüpler Birliği'nde bu işlerin konuşulduğunu söylüyor. O da bazı serzenişleri var. Haklı serzenişleri. Ve anladığım kadarıyla kulüpler toplantısında en çok konuşulan konu da buymuş bütün takımlar tarafından. Dolayısıyla yani daha ses getirecek bir unsursa orada konuşulmuş. Tam ne konuşulmuş bilmiyorum. Ben şahsen karşılamayacağım ama bizi temsil eden yönetim kurulundaki arkadaşlar karşılayacak. Bir. İki. Muhakkak bekliyoruz. Zaten geleceklerini ifade ettiler. Biz de oraya gidiyoruz. Bunun dışında diğer maçlarda nasıl hareket ediyorsak bu maçta da farklı hareket etmemiz gerektiren bir unsur yok. Benim hiçbir başkanla fotoğraf çektirmekten de iptina ettiğim durum da yoktur. Dolayısıyla bekliyoruz. Ve inşallah bu gelenek bir şekilde devam eder. Kazanmaya ihtiyacı olan biziz. Kaybetmeye kredisi olmayan biziz diyelim. Ama biz maçı Allah'ın izniyle alacağız. Galatasaray yönetiminde bekliyoruz. Yani anormalin dışında, normalin dışında bir durum yok. Bir derbi maçı olacak. Ve inşallah son zamanlarda yaşanan derbiler gibi sahada sadece futbol konuşulur. Evet, Fenerbahçe'nin kullanıldığını görüyorum diyorsun. Şimdi bu da bir aslında 3 Temmuz'a dönelim. Ne diyorlardı? Bu algıyı yaratıyorlardı. Tabii ki bu insanlar algı yaratma işinde çok iyiler. Ne diyordu? Başbakan Fenerbahçeli, Federasyon Başkanı Fenerbahçeli, Savcı Fenerbahçeli. Fenerbahçe üzerinden, Fenerbahçe üzerinde iletişim kurmak çok daha etkin oluyor. Bizler ne yazık ki başka kulüplere göre bu konuda iletişim yapmaya daha müsaitiz. Demin de ifade ettiğim gibi hani destek olamayacaksınız bari köstek olmayın. Müjdat Yetkin için zaten bir şey söyleyecek bir şey yok. Onun durumu ortada. Şaşırdığım bir durum da değil. Nihat Bey için daha fazla söylemek istemiyorum. Demin söyledim. Sayın Ali Şen'e de burada mesajımı attım. Belki o size gösterir mesajı. İki kişi arasındaki mesaj olduğu için okumayacağım burada.
Ama üzüldüğüm nokta 3 Temmuz zamanında da bu zamanda da camian durduğu noktanın çok ötesinde uzandı olması. Yani bize sistematik olarak saldıran, propaganda yapan bir grubun bir mecrasında bizim savunduklarımızın tam tersine görüşler savunmak, aramızda geçmemiş bazı konuşmaları geçmiş gibi anlatmak beni çok üzdü. Kendisine de bunu açık ve net bir şekilde ifade ettim. Ondan öteye de şu an bir şey söylemek istemiyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. 2 saat vaktinizi bize ayırdığınız için inşallah daha keyifli, daha yapıcı konuları konuşacağımız bir basın toplantısına tekrar hep beraber oluruz. O zamana kadar da hepinize kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim.